Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sunar. Fatih Bey selamlar. Selam Ömer'cim. Nasılsınız Fatih Bey? İyiyim. Biraz Türk Hava yapmış olduğu mutat e, rötarlardan dolayı 3-4 saatte gecikmeyle İstanbul'a ulaşmış olsak da keyfimiz yerinde en azından ulaştık. Fatih Bey ulaştınız. Birazdan zaten ilk sorum da şey olacak. Nasıldı olacak? Olimpiyatlar mı? Evet. Tabii ki ilk soruna geçmeden önce ben bugün vizeyi yine her pazartesi olduğu gibi her hafta ya başlarken bize destek veren sponsorluğumuzu yapan değerli destekçimiz Peks'e teşekkür ederek başlayalım. Bugünkü yayınımız onun katkılarıyla izleyici, izleyicilerimize ulaşıyor. Sağ olsunlar, var olsunlar diyelim ve senin herhalde Olimpiyat sorusunu dinleyelim. Olimpiyat vardı ve şimdi siz orada dediniz ki çok zayıf bir olimpiyat etkinliğiydi dediniz ama televizyonlardan <laughs> açılış izleyenler için dedi. açılış için öyle bir şey dediniz. Olimpiyat etkinliği daha başlamış çünkü dediğimde. <laughs> evet. Açılış etkinliği. Açılış. için. Mesela ben şey Pekin'deki etkinlikten çok etkilenmiştim. Yani çok devasa bir etkinlik vardı orada. Şimdi orada bir tartışma yarattı o. Televizyonda izleyenler başka bir şey dedi ekranlarda. Siz oradan başka bir şey aktardınız. <laughs> Hemen o konuyu açtı getirin. Şimdi benim e, Twitter'da e, yazdığımdan bahsediyorsan yani ben Twitter'da e, dedim ki benim gördüğüm tarihin en kötü olimpiyat e, açılış töreniydi dedim. Hemen altına kimileri gayet medini bir şeydi. Yok Fatih Bey biz beğendik dediler. Kimileri de sövüp sayarak e, benim yanıldığımı e, söylediler. Ama ben zaten bununla ilgili şeyimde televizyonda izleyenler beğenmiş ancak canlı olarak hiçbir şey ifade etmiyor dedim. Çünkü anlatayım sana niye ifade etmediğini. Sen Nehri'nin bir ucundan başlıyor. Zannederim şeyden başlıyor herhalde. Nedir o? Yanan kilise. Not, not, Notre Dame'ın oralardan bir yerden başlıyor herhalde diye düşünüyorum. Belki daha da geriden. Ve mavnalarla sporcular Sen Nehri boyunca ilerliyorlar. Ve işte Trocadero'ya yakın bir yerden de karaya çıkıyorlar falan filan. İnsanlar da nehrin kıyısında oluşturulmuş tribünlerde derme çatma türbünlerde ya da portatif türbünlerde ve köprülerin üstünde oluşturulmuş türbünlerde geçiti izliyorlar. Bunun yanı sıra da kentin çeşitli mekanlarında kimisi sahilde kimisi içeride sahneler oluşturulmuş. Orada da bir takım görsel etkinlikler yapılıyor. Fakat herkes sadece önündeki olanı gördüğü için insanların önünden geçen sadece bir mavna. Ve mavnanın üstünde Yağın, yoğun yoğun yağmurda sırılsıklam oldukları için sıçana dönmüş sporcular. Üstlerinde e, muşambalar, buna rağmen çok şiddetli bir yağmur vardı. Islanmış sporcular, ıslanmış seyirciler ve şehrin çeşitli yerlerine konmuş 200 kadar... Büyük ekrandan kimisi hakikaten çok büyük, kimileri nispeten işte bizim bu e, arkamızdaki bizim kullandığımız ekran e, boyutlarında yani aslında o kadar da büyük olmayan açık hava için ekranlardan ne olduğunu izlemeye anlamaya çalışıyorlar. işte bir yerde birisi şarkı söylüyor işte bir yerde birisi i̇şte televizyonları biz görmedik. televizyonda bir Fransız kültürü güzellemesi yapılmış falan böyle insanlık mesela. orada da tartışmalar var. Mesela İsa'nın 10 e, şeyi son yemek tablosu canlandırılmış. Şimdi canlandıranların sportiflikle alakası olmuyor. Yani bir olimpiyat açılışı gibi değildi. İyi de olabilir, kötü de olabilir ama ol işin içinde bir olimpiyat, bir spor, bir şey yok, tamam bir kültür vardı, bir şeyler vardı, bir Fransa falan vardı ama hani Fransa mesela bu başka moda haftası açılışı da olabilirdi. Bu ne bileyim dünya kupası açılışı da. Olimpiyatla çok bağlantılı bir şey yoktu bizim açımızdan. Ben pek çok olimpiyatın açılışını izledim. Kimisini televizyondan, kimisini yerinden Böylesini görmedim. Ee, yani mesela işte, saha içerisinde en acayibi senin de e, kabul edeceğin gibi Pekin'di gösteriler açısından. Ama kültürel açıdan da yine saha içerisinde şeyler e, İngilizler muhteşem bir şey yapmışlardı. Bunu televizyondakileri bilmiyorum ama biz hiçbir şey anlamadık. Yani orada olanlar hiçbir şey anlamadı. Şu güzeldi işte ee, yüksek fiyatlı bilet alanlar işte içkili, yemekli falan filan köprü üstünde kurulmuş standlardan izlemeye çalıştılar ama izleyemediler. Ee, millet donuna kadar ıslandı falan. Pek bir şey. diyorlar ki stadyumda olsa ıslanmayacak. Islanmayacak kardeşim çünkü stadyum kapalıydı. Ee, ama sporcular yine ıslanabilir miydi? Islanırlardı. Ama 45-50 dakika süren bir mavna yolculuğu üzerinde açık havadaki soğuğa maruz kalmazlardı. Nitekim ertesi gün yani dün konuştuğum bizim milli takımlardaki bazı takımların yöneticileri özellikle mesela atletizm ve yöneticiler çok korkuyor korkmuşlardı. O soğuk havada ıslanan sporcuların kaslarında bir takım ağrılar veya kaslarında bir takım çekmeler olmasından. O yüzden bence kötü bir açılıştı. Televizyondakiler beğenmiş şov olarak. E şimdi açılışla alakası olmayan bir şey, güzel bir şeydir belki. Bir izlemediğim için bilmiyorum ama sporla alakası yok diyeyim. Peki Fatih Bey, şimdi orada bizim milli takımımızın, Kıyafetler. Kıyafetleri de çok eleştirildi. Evet. Kıyafetler başından beri eleştiriliyor. Ben beğendim. Kimileri beğenmiş, kimileri beğenmemiş. Şimdi 80 milyona aynı şey beğendiremezsiniz. Zaten dükkanlara gittiğiniz zaman e, alışverişe biliyorsun. Yüzlerce farklı kıyafet seçeneği var. Niye? Çünkü gelgezin zevki aynı değil. Kimisi bir şeyi beğenir, kimisi bir şeyi beğenmez. Beğenenler beğendim demeye çekinir. Ya yani beğendim demezler genellikle. Beğenmelerse yüksek sesle bağırırlar. Diyorlar ki mesela şey yap olsaydı işte. Bizim milli şey. Milli şeyden kasıt ne? Mesela Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı var ya onların böyle o duş oğulları falan filan. Onları mı giyecekti sporcuda? Yani eleştirmek çok kolaydır. Bu olmamış. Ne olsun? Ne yapsam birisi beğenmez. 80 milyon kişi var. 80 milyon içerisinde Herhalde 70 milyon farklı zevk vardır. Acısı ben biraz ben beğendiğimi söylemiştim. Ben hala beğendiğim kanalı be beğendiğimi e, düşünüyorum. E, ama mesele artık beğenip beğenme ötesinde bir, böyle bir kampanyaya dönüştü. Yani Türkiye yani Türkiye'de yaşayan bir vatandaşımıza, Türkiye büyük katkılarda bulunmuş bir gruba karşı neredeyse ırkçı bir saldırıya dönüştüler meseleyi. Ben işin o tarafıyla daha çok gidiyorum. Yani birincisi bunu ısmarlayan spor bakanlığı, beğenen de spor bakanlığı. E şimdi yani vay işte Vakko vay bilmem de. Ya kardeşim Vakko bu memlekete ben bildim bileli vergi verir, ürün yapar, bilmem ne yapar. Türkiye'nin önemli bir marka, Türkiye'nin ilk belki de e, markalaşan firmasıdır. ve hani ne suçu var? Beğenmedik başka şey yap deselerdi yani. O bir şey yapmış, birisi de beğenmiş, almış. Yani eğer kötüyse bazının söylediği gibi, eğer beğenilmiyorsa bu Vakko'nun suçu mu? Vakko Türkiye'ye çok katkıda bulunmuş marka. Ne istiyorsunuz kardeşim yani? işi neredeyse böyle bir antisyonist kampanyayı falan dönüştürmeye çalışıyorlar. Ne alakası var yani? Cem Akko, bu Türkiye, bu ülkede yaşayan en iyi vatandaşından bir tanesidir. Babası da öyleydi. Ne, ne oluyoruz yani? Böyle bir saçmalama bir şey olur mu? İş oraya e, dönüşürdüler. Açıkçası beğenip beğenmemek ayrı bir şey ama bu bu bir rezilliktir yani. Kabul etmek mümkün değil. Yani sanki Vakko tek başına karar vermiş. Ben, bu Vakko, olacak demiş. Vakko, Vakko, Vakko demiş ki bunu giyeceksiniz kardeşim. Allah. Mümkün mü böyle bir şey yani? e Şimdi mesela ben bu gömleği giydim. Şimdi bu gömleği yapan da mı kabahat? Yakışmıyorsa bana eğer. Yani. Ben de kabahat. Ayrıca ben beğendim kıyafetleri yani. Tabii taşımakla ilgili sorunlar olabilir. Kimisi daha iyi taşır kıyafeti, kimisi daha kötü taşır. Yani işte burada aylar önce Faruk Süren'in konu gelişti. Aynı takım Faruk Süren gittiği zaman başka durur. Durur, ben giyersem başka durur. O elbiseyi kimileri iyi taşımıştır, kimileri kötü taşımıştır. Onu da bilemeyiz. Ama yani oradaki mesele şu değil. Kimileri beğenmez. Beğenmemeli, niye beğenmedin de hakkına sahiptir. Bu bir zevk meselesi. Ama dönüp de vay işte bunlar zaten dediğin zaman iş başı yere gider. Onu, onu yapanlar çok terbiyesizlik yapıyorlar. Fatih Bey bu arada Ekrem İmamoğlu da Paris'teydi. Siz denk gelebildiniz denk mi? Denk geldik. Dün jimnastikçilerimizin müsabakalarını izlerken Ekrem Bey de geldi oraya. Yanında eşi yoktu yalnız geldi. İlginçti Ekrem Bey şöyle ilginçti. Biz orada 20 kadar gazeteciyiz. Yani Türkiye'nin işte ne bileyim pek bazı televizyonlarının yayın yönetmenleri, bazı yazarlar falan filan spor yazarları falan da var. Ekrem Bey geldi böyle bizden işte yani şu kamera kadar uzakta duruyor. Ne bir selam verdi, uzaktan bir el salladı, bir şey yaptı. Ve gelip bir sohbet falan filan bir şey de demedi. Çünkü niye? Tabii ki ben gelmek ve sohbet etmek zorunda değil de. Bugün yarın orada haftaya galiba şey olacak. İstanbul'un bir tanıtım toplantısı olacak. İstanbul'un olimpiyat adaylığının, 2036 olimpiyat adaylığının bir tanıtımı için bir top, toplantı bir şey yapacaklar. Yemek yemek gibi bir şey ya da bir davet verecekler. Yani gelip en azından hani ondan bahsedip bununla ilgili sonuçta gazecilerinde iyi kötü bir spor çevresi var. Bir uluslararası tanı, tanıdıkları var. Şu su var, bu su var. Fransız gazeteciler var tanıdığımız. Yani en azından gelip medeni bir şeyde hani böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. İşte siz de bu eğer buradaysanız bekleriz, burada değilseniz e, destek olun falan, duyurmamıza yardımcı olun falan diyebilirdi. Garip bir tavırla böyle uzaktan bir canı sıkkındı galiba. Acaba vergi işiyle şey SSK işleri mi, SGK işlerimiz canı sıkkın bilmiyorum. <laughs> en salladı şöyle bir geçti. Biraz garipsedi herkes yani. Hani şöyle söyleyeyim yani hani orada muhalif gazeteciler çoğunluktaydı. Yani şey yoktu mesela hani e, ona söven gazeteler de gelmezdi. Hayır Sözcü'nün yayın yönetmeni vardı. E, Halk TV'den e, İsmail Küçükkaya vardı. E, falan vardı yani. <laughs> Ama pek bize yüz vermedi. Değil <laughs> çocuklara. İlginçmiş bu arada. Evet ilginç geldi bu arada. Fazıl Bey bir diğer bir ilginç konu da siz köşenizde de yazdınız. SBK size oradayken mesaj atmış. SBK dedi Sezgin Baran korkmaz. Evet e, Sezgin Baran korkmaz biliyorsun. Şu anda Amerika'da yargılanıyor bildiğim kadarıyla. Sezgin Baran oradayken bana bir mesaj geldi tanımadığım bir numara. Ondan sonra işte Fatih Bey görüşmemiz lazım falan filan e, size görüşmek istiyorum e, diye ben de anlamadım kim olduğunu önce e, WhatsApp'tan geldi şey mesajdaki görüntüyü büyüttü. Aa baktım Sezgin Baran korkmaz. Ondan sonra dedim birkaç dakika sonra bir daha mesaj geldi ben Sezgin Baran korkmaz diye şey yaptı. E, ben de ne görüşeceğiz dedim. Dedi ki anlatmak istediklerim vardı dedi. Bunu dedi sizin aracılığınızla kamuoyuna aktarmak istiyorum falan dedi. Ben de ki siz dedi siz, sizle bir, ben daha önce bir kez görüştüm. Biz sizlerle hayatta normal şartlarda hiçbir zaman karşılaşmadık konuşmadık da. Ben size bir kere görüştüm ve yazdım. Siz de beni bir davada şahit e, göstermişsiniz. Herhalde aynı, o konuyla ilgilidir. E, benim dedim sizle bundan sonra görüşebilmem için sizin parasal ilişkide olduğunuz gazetecilerin isimleri açıklamanız lazım dedi. Çünkü biliyoruz ki biliniyor ki, biliyoruz değil mi? Biliniyor ki, konuşuluyor ki Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de olduğu dönem içerisinde bir takım gazetecilere, bir takım fikir önderi diye ortada gezilen bir takım tiplere yağdırmış, paralar vermiş, imkanlar sağlamış falan filan, otellerinde ağırlamış. Hatta bazılarının otellerinde aylarca kalmışlar. Ki, bunları açıklamanız lazım. Bunları açıklarsanız ben sizle görüşürüm e, dedim. O da cevaben dedi ki ben zaten sizin programınıza bunları açıklamak istiyorum e, dedi. İşte bazı şeyleri Türk kamuoyuyla paylaşan falan filan dedi. Tabi burası biraz garip bir mesele. Niye garip bir mesele? Şimdi Sezgin Baran Korkmaz duyduğumuz kadarıyla e, konuşul yani medya çevrelerinde konuşulduğu kadarıyla e, bir şeyle anlaşmış, PR şirketiyle anlaşmış. Bunlar e, Türkiye'de e, Sezgin Baran Korkmaz'ın bir yapacaklarmış ve... işte onlar da böyle bir gazeteci listesi vermişler. İşte şu gazeteci şu kadarlara, bu gazeteci şu kadarlara falan filan diye. O liste böyle ellerine dolaştı bir süre basın çevreler. Dolaşmış. Ben listenin tamamını görmeden bahsedilenlerden dolayı biliyorum. Şimdi böyle bir işi böyle bir kirli tarafı var bir yandan baktığı zaman. Diğer taraftan da ben Sezgin Baran Korkmaz böyle bir yakın diyalog içerisinde olan birisi değilim. Yani hayatında bir kere işte bu Veys Ateş'in kendisinden rüşvet istediğini söylemek için beni aradı. Büyük ihtimalle başkalarını aramaya e, aramak istemedi. Çünkü aradıkları da onlar rüşvet isteyebilirlerdi muhtemelen. Benim böyle bir halim olmadığını bildiği için muhtemelen beni e, aradı. Ben bunu yazdıktan sonra zaten biliyorsun Sezgin Baran Korkmaz medyadan çekip çıkmak zorunda kaldı. Zaten pardon şey Veys Ateş. Çünkü Veys Ateş'in şeydeki medyadaki varlığı zaten çok uzun süreli olamadı. Biliyorsun kendisi aslında bir din dersi öğretmeniydi ve işte Kur'an dersi falan filan veriyordu. Özel Kur'an dersleri falan veriyormuş gençlere, varlık dairelerin çocuklarına. Bunu ben yazınca medyadan ayrılmak zorunda kaldı şimdi onunla ilgili bir dava sürüyor bildiğimiz kadarıyla. Ha onun de, de, dediğim şu yani. Bilemedim şimdi olan görüşsek mi, görüşmesek mi? Yalan mı söyleyecek, doğru mu söyleyecek falan filan diye. Ondan sonra neyse e, dün ben bunu yazdım. Kesin Yavarzan böyle sezgin Baran Korkmaz'dan böyle bir e, şey aldım diye. Vatandaşların pek büyük bölümü, yani beni izleyen izleyicilerin e, pek büyük bölümü okuyanların pek büyük bölümü demişler ki görüşün. İlgimi şu çekti yalnız. Sezgin Baran Korkmaz'ın ben ne yaptığı bu konuşmayı yazmam üzerine ben şey diye düşündüm. Yani pek çok medyada pek çok kişi işte Sezgin Baran Korkmaz açıklayacak. Çıt yok medyada. Çıt yok. Yani çok da hareketli bu beni. Normalde de ben görüşeyim mi görüşmeyeyim falan düşündüm. Fakat bu medyada kimsenin Sezgin Baran Korkmaz isimleri açıklayacak falan filan meselesi Herkes pusuya yatmış vaziyette ki yüzüne çıt yok. Olan diyorum ben bununla bir konuşup da bu isimleri bir alırsam çok güzel olur diye de e, düşünüyorum. Sadece o isimleri de, belki belki siyasetki bağlantının başka şeyleri de. Bil, bilmiyorum yani konuşmayı hala net kararımı vermiş e, değilim. Çünkü kirli işler e, bunlar ve insan bu kirli işlerin içinde olmak yakınımda. Yani biz alışır. Yani gazeteci olarak ben herkese konuşurum aslında. Ben terör lideriyle de konuşurum. Herkese konuşurum ben gaz Fakat bu Türkiye'nin kirlenmişliğinde bu akçeli işler öylesine pis bir hale geldi ki. Fakat işte Sezgin Baran Korkmaz da beni bir medya yöneticisi tavsiye etmiş. Demiş ki yani bunu Fatih Altaylı yaparsan kimse onun bunu menfaat karşılığı yaptığını düşünmez. Onu herkes biliyor. O yüzden onu da konuşman daha doğru olur demişler. O yüzden beni aramış, aradığını söylüyor. Bugün yarın kararımı veririm. Ama dediğiniz gibi kaşıyor iş kendine. Yani böyle evet. bir çekiciliği var yani. Hele bu medyanın suskunluğu bu konudaki beni olan yemiyor mu konuşmanı e, herkes pusuya mı yattı, korktular mı diye de düşünüyorum yani. Bir de o suskunluk tetikçi olanlarda da var. Daha fazla yani, onlara evet, daha fazla Orada size. hiç bir şey yok. Çok onlara iyi daha yani. fazla. O yüzden yani konuşurum yani diye düşünüyorum. Konuşayım diye düşünüyorum. Bilemedim yani. Sen ne dersin? Valla beni çok kaşıyor. <laughs> Valla bir de kaşıyor değil. <laughs> yani acayip kaşıyor ama dediğiniz gibi bu karmaşanın Gerçi şimdi içine... şöyle söyleyeyim yani. Konuşacağız. İsimleri belki verecek, belki vermeyecek. Büyük ihtimalle verecek isimleri. En azından bir kısmı verecek. Hepsini vermez herhalde. kendisine çok yakın olanları ve ileriye dönük de umut beslediklerini vermez büyük ihtimalle. Ne olacak Türkiye'de? Şu şey olmayacak. Aa ölümmüş falan üç gün sonra geçecek. E, Eros'un katilini nasıl unutmadıysak Fatih Bey? Yani bir şey olmaz Türkiye'de. Kimse de ar bir şey kalmamış. O yüzden olmayabilir yani. Ama yine de konuşalım. Konuşuruz herhalde. Ha şunu da söyleyeyim. Bana e, söylediği bir şey daha vardı. E, onu daha sonra e, söyledi. Bugün sabah yazmış onu. Programın yerine dün e, yazmış. Ben yazım kalem aldıktan sonra geldi o. Türkiye'ye de gelecekmiş. Ekim ayında Türkiye'ye gelmeyi planlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iade talebine olumlu karşılık verecekmiş. O da ilginçmiş. Evet. Fatih Bey bir diğer başlıkta bütün hafta sonu boyunca konuşulan. Burada bu arada şöyle ilginç bir durum vardı. Aniden sosyal medyada herkes şey paylaşmaya başladı. Büyük şirketlerin bugüne kadar vergi verdi mi vermedi? <laughs> Gördüm. Bir sürü şirket var. Bu Bunun... o, o bilgiler ne kadar doğru? Doğru mu? Hemen hemen hepsi doğru Fatih. <laughs> gördüm ben de fakat orada olduğum için çekemedim açıkçası. Ama gördüm. mesela şöyle bir karmaşa vardı. Yani Hep... Bazılarını biliyorum ben <laughs> ama hepsini de bilemedim. Çok şirket vardı çünkü. Hepsi burada mesela vermedi deniyordu ama o lojistik şirketinin de asıl hepsi burada nokta.com'un bağlı olduğu şirket. Mesela vergi vermiş. Orada öyle karışıklıklar da olur. Çünkü tek şirket yok. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse bu... Trendyol vermiş mi peki? Trendyol da vermiş. Vermemiş görüyorum. Vermemiş görüyorum. Aynen. Şimdi bunların üzerine tak diye de şu yasa çıktı. Ciro'dan bir yasa bahsediliyordu ya. Bu, Ciro'dan vergi alınacaktı. Vergi alınacak. Bu azdan az, çoktan çok alacağız söylemleri Hı -hı. üzerine. Az kazanandan az, az çok kazanandan çok, çok alacağız vergi diyordu alacağız. ilgili bakan. O madde de şöyle, onu da hemen okuyayım, sorumu sorayım Fatih Bey. Deniyor ki yasada, hesaplanan kurumlar vergisi indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde onundan az olamaz diyor. Yani hı hı. istisnalarla artık sıfır vergi dönemi bitti deniyor aslında. Ama ben bunları bakınca neredeyse hiçbir kurumun, koca koca kurumların, eski kurumların hiçbirinin kurumlar vergisi vermediğini gördüm. İsimleri say istersen. Kimler o holdinglerden, vermiyen yani, şirketlerden? Yani ülkerden tutun. Ülker de vermemiş öyle? Ülker de vermemiş. Ülker, bildiğimiz ülker grubu. Pım, enteresan. Vermeyebilir tabii. Ee, şimdi bu vergi işi karışıktır dünyanın her yerinde. Şimdi bazı şirket mesela Tesla. Sence vergi veriyor mudur? Hala kar açıklayamadığı için veremiyor. Evet, dünyanın en değerli otomobil, otomotiv şirketi. 700 milyar dolarlık bir piyasa değeri var hisse bazından hareketle. Ve hiç vergi vermemişti yakın zamanda. Bu sene verdi mi bilmiyorum. Yani sonuçta vergi kardan verir. Ancak bu saydığın şirketlerin pek büyük bölümüyle ilgili garip durumlar da var. Şöyle ki bunlar koca koca şirketler. Ve sahipleri büyük bir konfor içerisinde yaşıyor. Yatlar, katlar, uçaklar, onlar, bunlar, şunlar falan her şey var. Yani bunlar vergi vermediği zaman bu vergi kaçırma değilse bile vergiden fazla sakınma oluyor. Yani şirketlerin vergiden sakınma gibi operasyonları vardır. işte vergi vermemek için bir takım iş, vergiyi azaltmak için bir takım iş yapar ama bu kadar artık işin cılkını çıkarmak oluyor. Yani mesela Cengiz inşaat vermemiş. Orada gördüğünüz gibi. Kalyon vermemiş. Yani bu 5 müteahhitin hiçbir tanesi neredeyse vergi vermemiş. Türksel de vermemiş. Türk Telekom da Türk vermemiş. Telekom'da. Hiç kimse vermemiş. Türk Telekom'u anlarsın. Türk Telekom'un üstünde büyük bir borç yükü bıraktı. Biliyorsun AKP Türk Telekom'u Sudi Oje diye bir şirkete sattı. Sudi Oje Türk Telekom'u Türk bankalarının aldığı krediyle aldı. Türk Telekom'un yıllarca karını ve kasasındaki paraları alıp gitti ve borçları Türk bankalarından aldı. Kredi borçları da Türk Telekom'un üstünde bırakarak onu Türklere bıraktı gitti. O yüzden Türk Telekom vermeyebilir. Çok borcu vardır. Ama mesela TürkSel vermiyorsa eğer şundan vermiyordur. Kardeşim bu şirketi AKP'nin oraya atadığı yöneticiler, eski bakanlar, eski milletvekilleri, eski bilmem neler ne kadar AKP eskisi varsa orada demek ki kötü yönetiyorlar. Türkiye'nin en iyi şirketini berbat bir şirket haline getirdiler. Üstelik de şimdi vergi de ödemiyorlar demektir. Ama bu müteahhitlerin ödememesi Türk sen'in ödememesi, Ülker grubu gibi dev bir grubun ödememesi bunlar anlaşılır işler değil. Yani nasıl ödemezsin kardeşim? O oraya bakıyorsun bir şey. Trend yolda ödememiş mesela değil mi? Evet. Ya trend yolu nasıl ödemez kardeşim? Yani burada belli ki bir numara bir, 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 normal olmayan bir şey. Hayatın olağan akışında olmaması gereken bir şey var. Ya biz dünya kadar vergi ödüyoruz. Bunlar kuruş ödemiyor. Nasıl olur bu işi? Şimdi böyle olunca tabii şeyin bakanın söylemi tamamen boşa düşüyor. Yani şimdi şey diyor ki Mehmet Şimşek, Az kazanandan az, çok kazanandan çok. Ama çok kazanan çok kazandığını saklıyorsa eğer nasıl olacak bu iş? Olmayacak. Görüyoruz ki Türkiye'de çok kazanandan hiç, az kazanandan çok vergi alınıyor. E şimdi nedir bu abi hiç vergi rezerviyeti? Bir utanma olur ama bunlar... Işte hep dönüyoruz oraya. Ya artık Türkiye'de ar diye bir şey kalmamış. Ar ve haya kalmamış kimsede. Ya ben Maybach'la gezeceğim... En pahalısından işte e, Global Express e, ya da işte e, şey e, ne dedir onun adına Cumhurbaşkanlarının şunların bunların bindiği e, uçaklardan e, uçaklarla e, uçacağım 70 metre 80 metre tekneler alacağım. dünyanın her yerinde evlerim araba, şunların bunlarım olacak sıfır vergi vereceğim abi ayıptır ya yani böyle bir durumda yani mesela böyle bir şey benim başıma gelse sokağa çıkamam. Bilmiyorum bu bu hayatı sürüyorum vergi vermiyorum ve yakalandım yani insanlar da bunu biliyor. Ayıp. Ama kimsenin umuru değil, devletin de umuru değil. Tam aksine bunların borçlarını devlet affediyor. Bunlara bu kolay hani bunlar vergi beyan ediyorlardı eskiden ödemiyorlardı. Devlet affediyordu. Şimdi artık belli ki onda beyan etmiyorlar. Ne diyeyim abi? Yani durmak yok, yola devam. Durmak yok, vergi vermeye devam. abi. AKP onların iktidarı zaten. Bizim iktidarımız değil. Fakirin, fukaranın, emeklinin iktidarı artık onların iktidarı. Onların iktidarı. Onlar vergi vermez. Bu arada şeyde, bakanlık da, zine ve maliye bakanlığı da demiş ki bu şirketlere. Biz inceliyoruz ama arzu ederlerse açıklama yapabilirler demiş. Bu duruma istinaden. Abi açıklama yapmak kolay. Bin tane şey bulurlar. Her. Kredim var der, o var der, bu var der, şu var der. Der oğlu der. Ne olacak ki? Peki bu peki bu zenginliğiniz nereden geliyor? Şimdi düşün uçak alıyor. Şey şey şir, uçağa şirket kiralıyor. O, 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 şirket o, o uçak şirketine ortak oluyor. Bilmem ne yapıyor. Her şeyi bir acayip yani. Şeyde de bu konu meclise getirildi Fatih Bey. Araştırılsın. Getirdi, getirdi, muhalefet getirdi. Muhalefet araştırılsın. Ben sana söyleyeyim. Bak hiçbir şey bilmiyorum bu konuyla ilgili. Uçak dedim haberim yok. Bak bunu meclise muhalefet getirirse iktidar ve ortakları, yancıları der ki araştırılmasın. Aynen öyle oldu. Çok net abi. Çünkü araştırılırsa hoşlarına gitmez. Aynen öyle oldu. Emekli, emekliye para yok. Belediyeden tahsil, et, et, tahsil etmeye çalış her şeyi ama kendi iş adamından tahsil etme. Tabii ki hoşlarına gitmez. Tabii ki araştırılmasın. Niye araştırılsın ki? İktidar rahatsız edecek herhangi bir şey araştırmıyor veya rahatsız etmeyecek şeyleri de araştırmıyorlar. hiçbir şey araştırmıyorlar. Toplumun, to halkın, meclisin hiçbir şeyden haberi olmasın. Arzuları bu. Vallahi sinirleniyorum ben. Ter bastım. Valla ben bu, bunları görünce Fatih Bey dedim ki ya kim vergi veriyormuş acaba? Sen ben yani sen ben ücretli. Az önce dediniz ya Fatih Bey belediyelerden SGK borçlarının tahsil edilmesi üzerine Hı -hı. bir. Cumhurbaşkanı açıklama yapmıştı. Ondan sonra Özgür Özel de dedi ki şimdilik ne öderiz ne de inkar ederiz dedi. Hı. Ama Ekrem İmamoğlu'nun yani İstanbul Belediyesi'nin ödemek üzere başvuru yaptığı da söyleniyor. Onu bir AKP milletvekili söylemiş. Ee, bakın Ekrem Bey başvuru ödeyecek falan filan diye. İBB baş, Ekrem Bey dedi, İBB başvurdu, ödeyecek falan diye. Şimdi asıl olan ödemektir. Orada her şey şöyle söyleyeyim şimdi. Bunların bazıları yani CHP'li belediyelerin İstanbul, Ankara gibi pek büyük bölümü şeyden gelen, pek büyük bölümü, bir bölümü AKP döneminden kalan şeyler, borçlar biraz artmış, biraz azalmış falan yani işte o civarda devam etmiş. Şimdi Melih Gökçe'nin 700 milyon dolar harcadığı şeyin hesabını sormayanlar, bundan bahsetmeyen AKP'lilerin veya AKP yanlısı medyanın 70 milyonlar veya 80 milyonlar vergi borcundan bahsetmesi ayıp. Ondan da bahset, ondan da bahset. Belediyeler bu borçları ödemeli mi? Ödemeli ama... Türkiye'de yıllardan beri ne yazık ki belediyeler bu konuda sabıkalıdır. Cumhurbaşkanının bunu böyle birdenbire apar topar gündeme getirmesi belli ki şundan. Diyecek ki emeklilere bakın CHP'li belediyeler borcunu ne size zam yapamıyoruz diyecek. Net. Biliyoruz çünkü Erdoğan'ın artık nasıl bir düşünce yapısında olduğunu, halkı nasıl yönlendirmeye çalıştığını falan biliyoruz ama şunu da biliyoruz. Artık halk bunları yemiyor. Evet belediyeler ödesin parasını. Hiç itirazım yok. Belediyeler de borçları ödesinler. AKP'li belediyede, CHP'li belediyede, MHP'li belediyede ödesin. AKP'li belediyeler de ödememişler yıllarca. Onu CHP'li belediyelere devretmişler. Ve CHP'li belediyeler çoğunluğa geçince şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP'nin aklına geldi. Bir dakika bunları da buradan bir vuralım diye. Aynı hayvan hakları ile ilgili e, vurmaya çalıştıkları gibi. Belediyeler de bunu ödemeli mi? Bana sorarsan ödemeli. Fakat benim anlamadığım bir şey var orada. Bütün belediyelerin şöyle böyle bir şey var. Benim anlamadığım ne biliyor musun? Şişli Belediyesi. Abi Şişli Belediyesi'nin neredeyse bir Büyükşehir Belediyesi'ne yakın vergi şey, SGK borcu var. 1.8 milyon. 1.98 milyon. Bu ne abi? Üstelik de Şişli'nin son belediye başkanı mali müşavirdi. Bu ne Bunu gerçekten anlamadım. Onu ben de anlayamadım. Bir de orada şey de yok Fatih Bey. Uzun zamandır zaten. o belli ki o yıllarda öyle gelmiş gidiyor yani. Yani hiç ödenmemiş. Hiç ödenmemiş. Güzel iş yani. Şeyi nasıl yorumluyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye ayrımı yok dedi ama belediye ayrımı yok derken çoğu zaten artık... Artık çoğu bir şeyde büyük şey, Özellikle büyük borcu olan büyük şey beydiri zaten CHP'de olduğu için belediye ayrımı yok diyecek. Ne diyecek ki? CHP'lerden alıyoruz, AKP'den almıyoruz mu diyecek yani. AKP'ler vermesi olur, CHP'den sökü söke alırız diyecek hali yok yani. Şimdi CHP'li belediyeler de Fatih Bey bu borçları ödeyebilmek için şöyle bir hamle yapacakmış deniyor. Çeşitli vakıf ve dernek hatta işletmelerin kullandığı bazı taşınmazları geri alacaklarmış. Vallahi almadılar saate. Şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar çoktan almaları lazım. Pek almıyordu. Bu Sinem Dede taşta konuştuğumuzda da o konu e, gündeme geldi. Eğer sana, bana yani millete, halka ait bir takım gayrimenkuller, taşınmazlar, belediyelere gelir sağlamak yerine bir takım AKP'ye yakın, dinci veya değil ama Cumhurbaşkanı'na yakın, eski başbakan'a yakın ya da bilmem işte onların yakın olduğu cemaatlere yakın bir takım vakıflara, derneklere peşkeş çekilmişse kelimenin tam anlamıyla Bunları geri alınması lazım tabii ki. Yani sen kalkıp da bilmem ne e, iskelesini nasıl TÜGVA'ya verirsin kardeşim? Veya bilmem neyi de nasıl ilim yayma cemiyetine verirsin? Ne ilmi? Kimin ilmi? Ne, ne oluyoruz? Bana mı sordun? Bunlar halkın balı. Sen nasıl olur da bunu senin meşrebine uygun birine e, bedavadan verirsin? 30 yıllık, 40 yıllık yasa dışı ya da yasanın etrafından dolaşan anlaşmalarla. Şimdi kadar almamış olmaları hata. Ya ben buna çok kızarım. Yani huku hukuksuz bir şey hukuksuzdur kardeşim. Bunu birine misilleme değil, hukuka aykırı olduğu için başından engelleme lazım. Ben sana göz yumurum, sen bana göz yumurum. Ben böyle şeyleri hiç sevmem. Kardeşim ben burada hukuku yaparım, bedeli neyse de öderim. Ben senin vakfına dokunayım, sen de benim bilmenleme dokunma. Bunlar çirkin pazarlıklardır siyasette ama ne yazık ki siyaset Türkiye'de çirkin bir şey zaten. Sırf Türkiye'de dünyanın her yerinde giderek daha çirkinleşiyor. Çünkü neden? Halk için yapılan siyaset artık yok. Siyaseti insanlar profesyonel siyasetçilere bıraktılar. Pro profesyonel siyasetçinin yapacağı da budur işte dedi. Ama taşın altına elini sokmayan da kalkıp konuşma hakkı var mı? O da haklı bir soru olur yani. Bırakırsan meydan onlar, onlar da bunu yaparlar. Şimdi Fatih Bey profesyonel siyasetçiler dediniz ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de açılış töreninde elini öpmeyen bir ufaklığa böyle... Ona bir şey yok ya. Gördün mü? şey. İşte dövdü, vurdu, kırdı falan. Yok, şöyle yapıyor. Yani normal değil, yapılmaz. Ama Anadolu'da yaygındır. Yapar abi. Ee, hani hafif şöyle bir şaplağımsı atıyor. Hadi öp falan e, diye. E, Cumhurbaşkanı böyle ilk vukuata değil biliyorsun. Daha önce de e, benzer bir şeydi. Ne, bir açılış töreninde bir makas, bir çocuk erken kesti. <laughs> ona bir tane şaplak atmıştı. Yani hoş değil. Görsel olarak hoşa giden bir şey değil. Ama kültürel olarak Anadolu'da ne yazık ki böyle şeyler vardır. E, ne diyeyim? E, yapmasa daha iyi olur. ama hani. Kalktı çocuğunu da dövdü demekti. Abi de abes değişik yani. Şöyle şöyle yapıyor yani. Ben yapmam. Bu arada şey Ekrem İmamoğlu da şu yüzden eleştirildi Fatih Bey. Bu yine birkaç günün konusu aslında ama şimdi kent lokantalarında bir indirme gitti Ekrem İmamoğlu. 40 liradan 35 liraya düşürdü. Hı hı. Aynı gün ama toplu taşımaya da zam yaptı İstanbul Belediyesi %22,19 zam geldi. Taksilere de zam geldi. Bu da eleştirilere sebep oldu. Yani bazen buraya indirim yapabiliyorsun, burayı niye arttırıyorsun diye. Ee, i̇kisi başka başka şeyler. Büyük ihtimalle maliyetler arasında büyük fark vardır. Yani birini 50 lira indirim yaparak günde 1 milyon lira, 2 milyon lira para kaybediyorsa diğer tarafta o arttırma yaparak günde 20-30-40 milyon lira para kazanıyordur. Her şeyin fiyatı artarken belediye hizmetlerinin özellikle ulaştırmanın fiyatının düşmesi pek doğru değil. Üstelik de biliyorsun ki İstanbulların en sevdiği insan olan Eyüp Aksu belediyeye ateş püskürüyor. Ulaştırma yap, yapılan zamı beğenmediği için. Yani o %50 zam yapılmalı e, diyordu. Yine insafı davrandı. Vallahi şöyle söyleyeyim yani belediyenin bazı şeylerin fiyatlarını arttırmasından ben de hoşnut e, değilim. Ben de eleştiriyorum. Mesela bunların başında su parası geliyor. Burada geçen gün de söyledim. Su fiyatlarına yapılan zam fahiş. Yani işte iki sene önce 80-90-100 lira verdiğimiz suya şimdi... 300 400 500 600 700 800 veriyoruz ee, hatta yani. Sudaki artış korkunç. Ne elektrik bu kadar e, arttı ne başka bir şey bu kadar e, bu kadar arttı. O biraz e, fazla. Ama bazı şeylere de zam yapmak lazım yani. Her şeye, her şeyin fiyatı uçarken belediyenin vermiş olduğu hizmetlerin fiyatlarının da çok aşağıda kalması pek makul ve pek mümkün değil. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye bugün dünyanın en pahalı ülkelerinden bir tanesi. Bak Paris dedi mi Paris işte Londra, Paris Avrupa'nın en pahalı iki kentidir. Daha pahalısı yoktur. Paris'te yemek yemek İstanbul'dan daha ucuz. Dün par, dün değil, evvelsi gün Paris'in hani en ünlü 5 ne 3 Michelin yıldızlı falan değil ama hani Paris sosyetesinin sevdiği güzel bir lokantaya gittik birkaç gazeteci arkadaşla. O yemeği İstanbul'da yesedik, Paris'te verdiğimizden en az %30 daha fazla para verdik ben artık %30'un bile üstünde olduğunu ba bazen düşünüyorum. üstünde de olabilir ee, yani şöyle söyleyeyim mesela içki bir kere kesinlikle çok çok daha ucuz da yemek de daha ucuz. Yani mesela bir bonfile yedik 30 euro verdik bu 32 euro verdik galiba. 32 euro da ne ediyor 1000 lira falan civarında bir para ediyor. bin İstanbul'da Nişantaşı'nda sıradan bir yerdeysek 1500 lira verdik. Yani 1300 lira verdi yani. Ne bileyim işte. Ne, ne ne yesen daha pahalı yani. Pizza yedik mesela. Benim yıllardır gittiğim küçük minik bir pizzacıda bir pizza yedik dün. Senin de tanıdığın bazı gastrici arkadaşlarımızla. Ee, pizzanın tanesi 14 euro. Yani 500 lira değil mi? Hemen hemen 500. İstanbul'da o pizzayı yesen herhalde 700 lira aşağı para vermezsin diye düşünüyorum. Öyle ara sokaktaki pizzacıda bile şu an 800 lira fiyat Aynen. Yani Türkiye çok pahalı artık. Niye böyle oldu bilmiyorum ama çok pahalı. Tamam ama geçen de bahsetmiştik Efes Bey. Faizleri düşürmeye başladığı günden itibaren Türkiye'nin bütün dengesi düzeni bozuldu. Yani o nas nas diye diye memleketin geldiği hale bak ya. Yani. Üç kuruşluk şeyi işte et abi 10 euro Fransa'da 10 euro kardeşim. 10 euro. Burada Peynir girmiyor. daha ucuz. Her şey daha ucuz. Yani Türk halkı Türk lirasıyla para kazanıyor. Euro'dan daha pahalı bir fiyatlar, daha pahalı fiyatlar harcama yapıyor. Ne o nas. Ne o faize karşıyız düşüreceğiz dediler getirdikleri hale bak memleket. Bir de faiz o gün 19'du, bugün 60. İşte 19-19 değil miydi Fatih Bey? 19 enflasyonda, 19 faizdi. Sıfır şey sağlıyorduk. Bugün ne denge kaldı ne bir şey kaldı. Ünlü ekonomistler memleketi mahvettiler. Şimdi Fatih Bey bunu siz geçmişte çok konuştuğunuz için ekledim başlıklar arasına Mavi Vatan meselesi. Evet. Şimdi, Nereye geleceğini biliyorum. Özgür Özel'in dış politika danışmanı ve CHP milletvekili Namık'tan Mavi Vatan için masal dedi ifadesini kullanarak bir cümle <laughs> kurun. Ben sizin bunun böyle olmadığınızı düşündü yani düşündüğünüzü biliyorum da tekrar sorayım Şimdi mavi vatan meselesi biliyorsun ki AKP tarafından gündeme getirilen ama aslında Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir dakika Amerallerin başta Cihat Yaycı Paşa e, olmak üzere hazırlığını yaptığı, fikri altyapısını oluşturduğu mesele. Libya ile yapılan bir anlaşmayla Akdeniz'de e, Türkiye'nin e, ekonomik sır alan ilan ettiği geniş bir şeye kavuştu. Denize kavuştuk. Diye. Ve biz buna mavi vatan dedik. Fakat daha sonra AKP bundan geri adım attı ve mavi vatan nefini unuttu. Libya'da olan gelişmeler mi? Amerika'dan yedikleri fırçalarda mı? Yunanistan'la tekrar barışmak için mi? Avrupa Birliği anlaşmak için mi? Türkiye bugün yıllarca karşı çıktığı, AKP'nin bile ağzına gelen her şeyi söylediği seviye haritasını neredeyse kabul etmiş durumda. Ve Türkiye'de her vatansever bundan büyük rahatsızlık duyuyor. Türkiye'nin geleceğini gerçekten düşünen herkes bundan rahatlık duyuyor. Yerli ve milliliği boş bir slogan değil, hakiki kalpten bir yerlilik olarak veya millilik olarak düşünenler bundan rahatsızlık duyuyor. Ve AKP burada ne yazık ki Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın baskısıyla bay vatanı yok sayıyor. Gönül ister ki veya mantık der ki Cumhuriyet Halk Partisi buna sahip çıksın. Türkiye'nin kurucu partisi olarak buna sahip çıksın ve mavi vatan meselesinde daha düzgün bir tavır sergilesin. En azından iktidar gibi Türkiye'nin haklarını, hak ve hukukunu yok saymasın. Ama CHP'nin, CHP'yi temsil ettiği düşünülen birisi, Namıktan gibi bir eski diplomat çıkıyor diyor ki mavi vatan diye bir yalan. Bu denecek bir laf değil. Yani bırak milli olmayı, milliyetçi olmayı falan. Bu şey olarak da söyleyeceğim. Yani siyasi olarak da doğru bir laf değil. bu. Siyasetçi olarak da doğru bir laf değil. Ama tabii Namık Tan kim? Namık'tan AKP'nin en sevdiği dış işleri mensuplarından bir tanesini zaten. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uzun yıllar farklı yerlerde ama en kritik yerlerde büyükelçiliğini yaptı. AKP'nin Washington büyükelçisiydi Namık Tan. Belli ki AKP'nin etkisinde fazla kalmış. Veyahut da belki de başka ülkelerin etkisinde fazla kalarak AKP'yi de etkilemiş belki. Bilmiyoruz. Ama ben Namık'tan'la son konuştuğumda Namık'tan ne yapıyordu? Beni niye aramıştı biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ben Amerikan şirketi Uber'in e, Türkiye'de hukuksuz biçimde iş yapmasının yanlış olduğunu, Uber'in Türkiye'de belediyeler tarafından yapılacak ihalelere girip belli bir bedel karşılığında Türkiye'de varlık göstermesini sağlanması gerektiğini söylerken Namık'tan Uber adına beni arayıp Uber'in lobisini yapıyor. Başka bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Ha şunu söyleyeyim bak eski diplomatların bu nevi onlar da bir iş adam iş yapabilirler. Diplomat sonra iş adamlığı yapabilirler. Hiçbir şey demem. Ama o mu bu mu? Ben ki Namık Tan'ı başlangıçta bundan 4 sene 5 sene önce milletvekili adaylığına yanıt bile vermediği için CHP eleştirmiş bir olarak söylüyorum bunu. Onu yapıyorsan bunu yapmayacaksın. Şimdi artık siyasetçi diyelim, Ben artık diplomat da değilim. Ben artık lobiciyim. Amerikan şirketinin lobisini yaparım. Yap abi hiçbir şey diyemem ben sana. Ama bugün Amerikan şirketinin lobisini yapıyorum. Şimdi bugün siyasetteyim. Peki sen siyasette Amerikan şirketi için mi oradasın veya Amerika'nın çıkarları için oradasın diye insan aklına soru işareti gelir. Hele ki böyle bir açıklamadan Hele ki böyle sonra. Hele böyle bir açıklama yaptığın zaman. Bence CHP Namık görevini bir gözden geçirsin. Çünkü ilk kafa da değil bu Namık Tan'ın. şimdi bu meclis açıklamasından yola çıkmışken birkaç gün evvel de Adil Kara İsmailoğlu. Ya büyük utanç oluyor. Büyük utanç oluyor. Ya. Yani ben böyle şeyler oldukça diyorum bu meclis ne halde ya? Bu bizim meclise has değil. Başka meclislerde de uzak doğuda falan da kavga çıkıyor ama yani. Adil Kara İsmailoğlu'nun yaptığı, ben ki Adil Bey'i makul, düzgün bir adam diye bilirdim. Hep hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olacağını falan da e, söylüyorlardı. Makul, makul bir aday olur diye e, düşünüyordum. Zannederim Adil Bey'in asabı bozuk. Bakanlık elden gitti. Kendini göstermesi lazım. Ben en iyisi bir HDP'li döverek kendimi göstereyim dedi. Meclis çatısı altında kavga dövüş yeri değildir. HDP'lileri sevmeyebilirsiniz. HDP'nin politikalarına karşı olabilirsiniz. Ama politikalarına karşı olduğumuz herkesi tekme tokat dövemeyiz. Hele meclis altında. Adil Kara oldu. yeniden bakanlık almak, yeniden göze girmek için bunları yapıyor olabilir. Ama Adil Kara şunu sormak lazım. Beyefendi, HDP'li HDP, li, HDP li milletvekiline size hırsız dediği için sardınız. Ki HDP'li milletvekili hırsız derken şunu kastediyordu dinlediğim kadarıyla. TÜİK'in enflasyon rakamlarını düşük açıklayarak çalışanların cebinden para çaldığını ve AKP'nin de buna göz yumduğunu söylüyordu. Yani direkt hırsız demiyordu. Ama ben daha direkt bir şey söyleyeceğim. Adil Kara İsmailoğlu'na. Adil Bey, eski özel kalem müdürünüzün ve yine orada görevli bir hanfendinin yine size yakın bir hanfendinin Ankara'da haksız edindiği mallarla ilgili defalarca yazı yazdım ben. Tapularının örneklerini koydum. Ulaştırma Bakanlığı'na DHMİ, Devlet Hava Meydanları işletmesine müteahhitlik yapan, havaalanı işleten YDA firmasından iki DHMİ çalışanının biri bakanın özel kalem müdürü ve şimdi başka bir müdürlükte çalış, başka bir görevde şu anda olmak üzere iki tane üst düzey çalışanının Devlet Hava Meydanları işletmesine müteahhitlik yapan ve bir havaalanını işleten ve üstelik de işlettiği havaalanındaki kullandığı alanın miktarı ufaltılarak yüz milyonlarca dolar avanta sağlamış, avantaj sağlamış YDH'dan iki tane daire aldığını yazdı. Ona niye cevap vermediniz? Madem bu kadar hassastınız size hırsız denmesi konusunda. Ben Sayın Bakan hırsız demedim. Ama ben hırsıza göz yummanın da en az o kadar bir yanlış olduğunu söylüyorum. Niye ona bir şey demediniz? Veya niçin onları tekme tokat dövmediniz bu evleri alan bürokratlarınızı? Sayın Bakan'a başka sorum yok. Buna onları madem hırsızlık bu kadar hırsız defa onuza dokundu. Bürokratlarınızın da belgeli olarak aldığı iki tane konut var kardeşim. Başka şeyler de var da odalarını yaptırmaları, milyon, tasarruf döneminde milyonlar harcamalarını odasına niye ise bir bürokratın gizli kasa yaptırması falan da yazdın da ben daha somut iki şeyi soruyorum yani. iki tane daireyi soruyorum. Onlara niye bir şey beni Sayın Adil Kara İsmailoğlu? Fatih Bey, sokak hayvanları meselesi. Şimdi orada şöyle bir şey oldu, AK Parti yalnız kaldı. Yalnız kaldı derken İYİ Parti de, MHP de yasaya karşı olduğu mimarinde açıklamalar yaptı. İnşallah yani. mecliste de bu karşılıklarını gösterir. Şimdi bu çünkü... hafta meclise geliyor, ben de onu soracaktım. Sizce buradan dönme ihtimali var mı bu haliyle? Bu siyaset, yani karşı olduğunu söyleyenler de dönebilir. Karşı olduğunu AKP kendi içinde de verebilir çünkü bu hali kimsenin içine sinmeyen bir yasa. Ve AKP içerisinde aklı selim seslerden de ya bu kadar da inatlaşmayalım falan demeye başlayanlar oldu. Yani sokak hayvanlarının insanlara tehlike yarattığını kimse yatsımıyor. Bunların çeteleştiğini, bunların belli yerde büyük gruplar haline geldiğini ve bir çözüm bulunması gidin kimse inkar etmiyor. Ama kedi köpek demeden, sokaktaki bütün hayvanların katledilmesine kimsenin vicdanı el vermiyor. Şimdi burada çok acayip şeyler oluyor. Ben bazı çok bozuluyorum ve siniliyorum. Şimdi geçen gün, ben benim gittiğim gündü galiba. Dedi ki Cumhurbaşkanım, sokak hayvanlarını bu kadar savunup sevenler o zaman şimdi yasada çıkınca bu hayvanları sahiplensinler dedi. Buna çok güzel bir cevap var. Bunu da birisi vermiş zaten gördüm. Diyor ki Suriyelilerin ve göçmenleri savunanlar da göçmenler alıp evlerine beslesinler diyor. Yani bir şeyi savunmak illa da onu alıp evinde beslemek anlamına geliyor. Ki bak evinde barınakta alınmış köpek besleyen birisi olarak söylüyorum. Yani bir şeyi birinin hakkını savunuyorsan illa onu alıp evinde beslemek zorunda mısın kardeşim? O zaman siz de Suriyelileri savunuyorsunuz, göçmenleri savunuyorsunuz. İşte ensar muhacir falan filan alır o ensar muhacir evinize besleyin o zaman. Saraya epey bir sığar herhalde. Fatih Bey bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de şeye Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a sitem etmiş. Hı hı. Yani özeti şu: Biz davet ettik, kendisi gelmedi. Kusura bakmasın ama bizden özür dilemesi lazım demiş. Niye özür edesin? Anlamadım. Yani beni davet edin, geleceğim mi demiş daha önce. Şimdi Mahmut Abbas Filistin meselesinde, Filistin davasında Türkiye'nin yakın olduğu tarafta zaten değil. Türkiye tam aksine. Öze, özellikle değil. AK Parti iktidarında düzenli ve sürekli bir biçimde Mahmut Abbas karşıtı olan ve Mahmut Abbas'a yönelik Mahmut Abbas'ın temsil ettiği tarafa yönelik olarak da geçmişte şiddet uygulamış olan ve şiddet uygulamaktan da kaçınmayacağı belli olan Hamas'ı destekliyor. E şimdi sen Mahmut Abbas'ın düşmanını destekliyorsan... ...ha babam onunla görüşüyorsan... ...senin bakanların, senin müsteşarların... ...ya da işte e, çeşitli kurumlarının başındaki insanlar... ...ha babam Hamas lideriyle görüşüyorsa... ...Mahmut Abbas'ın sana karşı bir, bir, bir miktar tepkili olması normal değil mi? Yani işte orada bir yapı var. ikili bir yapı var. Biri diğeriyle karşıt. Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü ne? Karşı ve ilk şiddeti de Filistin kurtuluş örgütüne karşı uygulamış hatta bu nedenlerle de Hamas'ın aslında bir İsrail Amerikan organizasyonu olduğu iddiası yıllardan beri gündemde. E sen sürekli olarak Hamas'tan yana olursan, Hamas'tan muzdarip olan tarafta e senle pek de iyi olmayabilir yani, değil mi? Peki? Mahmut Abbas Türkiye'nin sürekli ya da AKP iktidarının sürekli Hamas övgüsüne karşı valla bizden bir özür dileyin dese ne olacak? Bunca yıldır Hamas'ı koruyup kolladınız. bize bir özür borçluyuz dese ne olacak? Ki galiba Filistin'in Türkiye'deki temsilcisi de bu görüş yani Mahmut Abbas'ın mecliste konuşması için bir altyapı hazırlanmakta olduğunu da duyurmuş zaten yani. Bu şeyle ilgili Fatih Bey, Filistin Gazze meselesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Karabağ Libya'ya nasıl girdiysek oraya da yaparız dedi. E inşallah i̇nşallah yapmazlar. Biraz zor tabii. Arada koca bir Suriye var. Yani Suriye'yi nasıl geçeceklerini çok merak ederim ee, orada. Arap ülkeleri böyle bir şey yapmazken biz niye böyle bir şey yapıyoruz? Ne, ne battı bize, ne derdimiz var? İsrail'in yaptığı katliamı asla savunmuyorum. İsrail'in ve Netanyahu'nun Allah belasını versin. Yani gerçekten yaptıkları kabul edilebilir şey değil. Ama uluslararası kamuoyu Zaten İsrail eline dönmüş vaziyette. Avrupalı ya da Batılı devletler bunu destekliyor olmaları... ...ya da Amerikalı bir takım ne diyeyim... ...o Amerikan sistemi içerisinde parayla satın alındığı çok net olan... ...veya satın alınabilirliği bilinen e, kongre üyelerinin kalkıp da... ...bu Netanyahu denen şerefsizi alkışlıyor olmaları bir, bir mana ifade etmez. Kamuoyu giderek aleyhine döner kendisi. Türkiye'nin neyine oraya girmek? Ayrıca da ne yapacaksın? Su, madem bu kadar gücün var, madem bu kadar sınır ötesinde 500 bin kilometre aşağılara gidebiliyorsun. Git kardeşim kandili o zaman. Git önce PKK'yı temizle. Ya sen burnunun dibindeki şeye operasyon yaptığın zaman dayak yiyorsun Amerikalılardan. Çekil orlardan falan diyorlar. pis tutup kalıyorsun. Yani sallamak serbest. Nasıl yapacaksın? Bunun gibi PKK'yı PKK yapamıyorsun ya. Ne yapacaksın? Bütün Suriye'yi tankla topla geçeceğin şeye mi gideceksin? Ya da çıkarma gemileri Gazze'ye çıkarma mı yapacaksın? Yani makul olan var, makul olmayan var. Yani tamam Türkiye'nin bu konudaki politik çabalarına, uluslararası kamuoyunda Netanyahu iktidarını ve İsrail'in bu politikasını lanetlemesine sonuna kadar katılıyorum. Yüzde yüz doğru. Yani insanlık dramı var orada. Taş yaş üstüne bırakmamışlar. Şimdi bir de Lübnan'a e saldıracaklar utanmadan. ve yani, bu denli saldırgan bir ülke elbette ki bütün bölgeye zarar. Ama Dur abi dur dur bir dakika. Ya. Yani, o yani yapamayacağını sen de biliyoruz, ben de biliyoruz zaten. Yap yapamazsın yani. Yaptırmazlar. Senin de böyle yapacak bir gücün yok zaten. Kafana odunla vururlar vallahi. Ama işte siyaset bu. Geliriz, geliriz. E ne oldu abi? Bir gece ansızın gelebiliriz de. Dostum oldu, sarıldın, öpüştün. Yok. Yok böyle bir gece ansızın gelebiliriz falan yok yani artık. Böyle böyle, böyle bir dünya yok. Yok bir de üzerine karşı taraftan. Gerek de yok de... ayrıca. Yani hani niye yapamıyorsun değil mi? Gerek de yok. Türkiye burada bir diplomasi yürütüyor. Yürütsün o diplomasi. Bir zararı ki bunun. Yürüt. Zaten dünyada artık giderek senin te, yani senin İsrail karşı tezlerinin doğru olduğu konusunda dünya kamuoyu da artık bir noktaya geliyor. E tamam devam et abi oradan. Orada sanırım bir Amerika'da ilerleme yok Fatih Bey. Amerikan kamuoyunda da ilerleme var. Yani e, Netanyahu alçağı şeyde konuşurken, parlamentosunda konuşurken, Amerika'da kongrede konuşurken e, dışarıda aleyhine çok gösteriler vardı. Avrupa'da da çok var gösteriler. Peki Musk ve Trump'la görüşmesini nasıl yorumluyorsunuz? Yani Vallahi bir, şimdi bitti... onu merak ediyorum mesela. Musk aldı e, Netanyahu'yu gezdirdi şeyde e, fabrikalarında falan. Acaba şimdi ne yapacaklar Musk'la? E, sık sık buraya geliyordu, öpüşüp koklaşıyorduk falan. Biz bütün e, uydularımızı Musk'la yolluyorduk, SpaceX'le yolluyorduk. Şimdi onu ne yapacaklar? Çok merak ediyorum yani. Bırak sen şeye girmeyi, Musk'la işini kes önce. Ben orada hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Ya bırak Allah'ını seversen, siyaset yani. Şimdi Fatih Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşülmesi beklerken aniden Putin görüştü. Normal Putin çünkü aracılık yapıyor diye duyuyoruz, biliyoruz. Hatta daha önce ben niçin Putin bu konuda yaylatmıyor diyordum hatırlarsan burada. Herhalde evet, Putin bunu halletmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye gazetesinin haberine göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esed Ağustos'ta görüşecekmiş. Görüşebilirler. Bilmiyorum. Yani bir fikrim yok bununla ilgili. Putin'in bununla ilgili aracılık yaptığı çok konuşuluyor, çok söyleniyor. Yapıyor mu, yapmıyor mu? Büyük ihtimalle yapıyordur. Çünkü Putin de Türkiye'de AKP'likler devam etsin e, istiyor ve e, Erdoğan'a destek de veriyor. Gerçi için şimdi zamanlarda biz bu işe karışmıyoruz falan filan diyor ama biliyorsun... E, işte, e, Türkiye'nin doğalgaz borçlarını falan filan da e, ertelemişti. O borçlar ödendi mi, ödenecek mi, ödenme planı var mı onları da açıkçası e, bilmiyoruz. Ama artık o ödenmez ben sana söyleyeyim. Ekler değişse de e, Rusya'nın tavrı orada çok fazla değişmez. E, belli bir vade de ödenir e, ya da. Sonuçta Esad'la görüşmesini... Rusya'nın organize etmeye çalıştığı bir sır olması gerek. Zaten başka yolu da pek var gibi durmuyor. Bir şey daha söyleyeyim mi? Keşke Putin de şu Amerika'nın oradaki terör devleti meselesini de çözebilseler ama orada bir ilerleme yok. Amerika ile Rusya Türkiye'ye Türkiye karşıtı bir terör devletinin Suriye'nin kuzeyinde olması konusunda gayet anlaşmış görünüyorlar. Birbirlerinin her ne kadar düşman kardeşleri gibi görünseler de Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda Türkiye'nin çıkarlarını engellemek söz konusu olduğunda beraber hareket edebiliyorlar. Onu da bir kenara yazsın herkes. Zaten orada siz hep diyorsunuz Efaret Bey Türkiye tek başına herkes ne olursa olsun Aynen. Aynen. kol kola girmiş gibi. Aynen. Şimdi Almanya'da bir karar vermiş. Almanya Yüksek İdare Mahkemesi demiş ki Suriye artık güvenli ülke demiş. Evet. Ve siyasi koruma taleplerini Suriyelilerin reddetmiş. Evet bundan sonra mülteca taleplerini reddetme e, kararı almış. E, Fransa'da e, benzer bir karar almış. Onu da Fransa'dayken... E öğrendik. Şu anda bütün Avrupa devletleri is, şeyden e, Suriye'den yeni iltica taleplerini kabul etmeme ve olumlu cevap verme kararı almış vaziyetler. Daha önce de söyledim Almanya'da ciddi bir Suriyeli nüfusu var ve Suriyeliler e, orada daha çok Türklerin yaptığı işlere talipler ve Almanlar Suriyelilerden e, çok da şikayetçi değiller. Yani gelen kadar yenisini istemiyorlar ama gelen kadarına Alışmışlar. o Türklerden kaynaklı bildikleri bir entegrasyon politikası da e, olduğu için biraz daha entegre ediyorlar. Bu şeyde daha fazla e, sorun Fransa'da veya Avrupa'nın diğer ülkelerinde. Ama Almanya işi oldukça başarılı bir şekilde e, organize ediyor. Fakat yeni şeyi almayacaklar. Sana daha ilginç bilgi vereyim. Bugün bir Sorbon'da göç konusunda doktora yapan, Göç ve Avrupa Parlamentosu konusunda doktora yapan bir öğretim üyesi arkadaşla sohbet ettik Paris'te ve şöyle söyledim. Avrupa'da özellikle Almanya'da en fazla iltica başvurusu kimlerden var? Afganlar. İkinci sırada kimler var? Şimdi Türkiye diyeceksiniz. Türkler. Türkler başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki iltica başvurularında ikinci sıradadır. Bu ayıp da bize yeter. Yani Afganistan'ın halini biliyoruz. On, demek ki Afganistan'da Amerika çekememiş olsa biz birinci sırada olacağız. Belki de o yüzden bizi Avrupa kıskanıyor. Fatih tüm bunların üzerine bugünlük sorularım bu kadardı. Sağ ol Ebeciğim. Bakayım benim not aldığım bir şey var mı diye şöyle bir göz gezdireyim. Ha, e senin sormadığın da herhalde dikkatini çekmedi. Benim gördüğüm e, bir şey e, koyayım. Güntay Şimşek bir röportaj yapmış. Şeyde. E, havacılık konusunda biliyorsunuz. uzmandır e, kendileri. TUSAŞ'ın yeni genel müdürüyle yani eski Tayyip TUS, TUSAŞ'ın genel müdürüyle bir röportaj yapmış. Röportajı okudum. E, havacılık konusu yazdığını ilgimi çeker hep e, okurum. Şöyle diyor TUSAŞ genel müdürü. Altıncı nesil savaş uçağı ile ilgili çalışmamızı başlattık diyor. Güldüm. Biliyorsun dünya 5. nesil savaş uçağını yapmaya çalışıyor. Bunu Amerika yaptı. Rusya yaptı ama daha tam tamamlayamadı. Çin yapamadı 5. nesil savaş uçağını. Biz ise 5'i yaptık, hallettik. 6. nesil. Yani bütün kuşları hallettik, bir leylek kalmıştı, onu da bitiriyoruz gibi. 6. nesil savaş uçağı yapıyormuşuz. 6. nesil savaş uçağı yapıyoruz. Şeye giriyoruz, Suriye'ye geçip İsrail'e müdahale e, ediyoruz. Daha kim bilir, ne acayip işler falan da yapıyoruz. Ama memlekette enflasyon kontrol edemiyoruz. Vergi adaletini sağlayamıyoruz. Yanı başımızdaki PKK devletini engelleyemiyoruz. Ama sallamaya geldi mi bol. Altıncı nesil savaşlar. Daha dünyada örneği yok. Biz yapacağız. İlki bizden. Hayırlı uğurlu olsun Fatih Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Yani inşallah yaparız. İnşallah şey, bunun üzerine düşünmek, bunun üzerine çalışmak yanlış bir şeydir demiyorum düşünelim ama ya atarken de destekle atalım be kardeşim. Yani, ya, yani komik duruma düşmeyelim diyorum. Herkese de güzel bir gün diliyorum. Icrypex'e de bir kez daha teşekkür ederek nokta diyoruz. Hoşçakalın. İyi haftalar. Türkiye'nin kripto para borsası Icrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.